Referanduma 4 gün kala çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İskenderun'da kurulan Evet Çadırı'nı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ulu Cami Caddesi üzerinde kurulan Evet Çadırı'nı ziyaret eden İl Başkanı Ahmet Atıç, çalışmalar ile ilgili bilgiler alarak vatandaşlar ve ilçe teşkilatı seçim koordinasyon merkezi görevlileriyle sohbet etti. AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Budur, 16 Nisan'da yapılacak referandumun devletin bekası ve geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Budur, pazar günü sandıklardan çıkacak güçlü bir evet, güçlü bir Türkiye demektir. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, seçime son 4 gün kala son viraja girildiğini, bu manada Hatay genelinde teşkilatlar ile istişarede bulunduklarını ifade etti. Bugün sadece İskenderun'da değiliz. Bugün Erzincan'dan başladık. Tabii seçime 4 gün kala, 5 gün kala bütün ilçelerimizde seçimin son virajına girerken teşkilatlarımızın seçim günü yapacağı çalışmalarla ilgili bir değerlendirme, istişare etme ve yapılacak son çalışmalarla ilgili bir son bakış değerlendirmesi yapıyoruz. Bu manada bugün sabah itibariyle Erzin ilçemizden başladık. Erzin, Dörtyol, Payas, işte buradan İskenderun, Arsuz ve Belen ilçesi, Antakya ilçesiyle inşallah bugünkü çalışma ayağımızı bitireceğiz. İnşallah saha çok iyi, teşkilatlarımız çok yerinde, motivasyonu çok yüksek. Halkımızın, milletimizin huzurlu bir şekilde oy kullanabilmesi için hukuka uygun ve kurallar ve kaideler ölçüsünde en iyi şekilde oyunu kullanabilmesi için, iradesini sandığa yansıtabilmesi için, geleceğimizin, milletimizin aydınlık bir gelecek olsun düşüncesiyle evet oylarında güçlü bir çıkması adına teşkilatımızın yakından çalışmalarına şahitlik etmiş bulunmaktayım. Gerçekten memnuniyetim artmıştır, ziyadeleşmiştir. Teşkilatlarımızın bu azmi, bu kararlılığı inşallah 16 Nisan'da karşılığını bulacaktır. Hep beraberce güçlü bir Türkiye'ye ilk temelleri atılmış olan 16 Nisan gününü hep beraberce güçlü bir evetle karşılayacağız inşallah.